gerekli görmem daha doğrusu Nocturne'u almak için. Bir de zaten zırh teşme tamamen bir solo queue eşya dizimi evet. Aslında Nocturne için. Bu arada son seçimde Kai'Sa oluyor PSG için. Ya çok evrensel bir kuvvet de yakaladı RNG burada. Hem Shen hem Nocturne'un ultisiyle istedikleri yere gidebiliyor olacaklar ve bir kişi birdenbire üç kişiye dönüşebiliyor olacak. Sadece bir miktar koridor hakimiyetiyle, ki koridor hakimiyetini alabilecek eşleşmeleri var. Direkt olarak oyunu rakibin üzerine yıkabilecek bir şampiyon seçim ekranı var evet. Onda. Yalnız gece bu Yuan için hazırlanmış bir yampir olacak sadece. Çarp yok ki. Yuan'ın. O biri biri ister bin. Çünkü Shao da buraya doğru yakın. Ya bu çok illet ama böyle. Bu arada Bin'in dikkatli olması lazım biraz. Nasıl geliyor buraya doğru. Orta koridorda bir baskın var. Eş zaman iki tane savaş izleyeceğiz. Orta koridorda yakalanan bir bey. Burada ilk kan oluyor Vayi için. Ve bu yampiri savaşını da Bin nasıl olduysa kazandı. Yani Vayi öbür yengeci aldı. Orta koridoru kesti. Bütün işleri halletti. Burada da savaş çıktı. Bu arada tutuşturu var Unified'in üzerinde ama Gala sıçrayıp o skoru alıyor. Kaiwing burada çıkamayacağını anladı. Gala'ya biraz hasar bıraktı. Bir ciğerini soktu. Hatta şimdi Kaiwing'i de düşürebilecek mi? Yarımanası da kalmadı Gala'nın. Yuhan geliyor. Çok az canlı uzaklaşırken Kaiwing Gala oraya kafa atacak. Oraya kafa atacak. Bakalım sersemletimi tutmadı. Güzel yana adım. Şimdi bir kışkırtma geliyor. Yuhan'ın başı dert olabilir. Sıçrası da yok. Gala çok burada temkinli davranmak istedi. Manası ve yok Yuhan ya. Çıkıyor oradan. Rakip nişancı 5 destek 4 seviye kalıyor. Evet. Siz erken seviye 6 olduğunuz için. O da ilk ulti kullanım konusunda büyük bir avantaj sağlıyor gerçekten. Ya onlar 4 seviye. Neredeyse alacaktı Azir'i. Şah orada. Shao da buraya geliyor. Şimdi iki tane daha ulti yükü var. Çok rahat bir skor olacak bu. Bir tane de reset aldı. Ayar Tönümcü hala bekletiyor. Ayar Tönümcü kaçtı orada ama Yuan'ın kaçabileceği bir yer yok. Ve ikinci skor da çıkıyor burada. Gel sen de keselim diyebilirler. Bey geldi. Yalnız Ayar Tönümcü döndü burada. Ayar Tönümcü kullanacak. Şimdi Bey'den kullanılan bir sıçra yine kaçtı Öpücük. Buraya gelen bir ışından var. Vayi seviye 6 yalnız. Eşyalarına bak. Seviyede skorla başladı. Ya bir de eşyalarına bak. İki tane, hem kaliteli botu var. Bu arada Unified'in üzerine bir tutuştur. Yine çok rahat bir skor. Yani sıçrasız gelen gibi bir gölge fırlayışı. Bu arada Vayi ulti menziline gelebilir alt koridor için. Yuhan ve şu anda görüş biz istiyor. Geldi. Hatta ulti kullanmaya gerek bile kalmayabilir ama kullanmayı da tercih etti. Burada ilk olarak ormancıya odaklanıyorlar ve Yuhan'ı düşürdüler. Kaiwing. Ejder'e başladı. Ming seviye 6. Diğer tarafta alamet alınıyor. Sanırım bu takası kabullenecek RNG. Orta koridordaki minyonlar ittirildi Shao tarafından. Ama hiç oralı olmadı RNG tarafı. Koridorlarınız kazanıyorsa oynarsınız, bir şeyler yaparsınız ki yaptı şu ana kadar yapması gerekenleri Vayi. Şimdi orta koridora kullanılan bir Paranoia var. Yerine mıhlandı. Üzerine bir Charm. Ve Shao bu skoru almayı başarıyor. 3-0'a geldi Shao. Daha 3 tane kullanabileceği ulti yükü var orada. Tek bir yükle ilerlemişti. Diego'ya gidiyor. Orada Yuan'dan defansif bir ulti. Şimdi Ayartan Öpücüğü'ye bir sıçra geliyor. Alt koridorda da bir kule altı var. Ve bu kule altından skor çıktı. Ming de düşmedi. Gala ile Ming'in canı çok az. Shao Yuan'ı kovalamaya devam ediyor. Aynı zamanda takım arkadaşlarını koruyor ama Yuan burada kendi kulesinin altına kaçmak yerine Kaiwing'i de korumak istedi ama alamet kullanılıyor. Rota ters. Şimdi Shen'den canım kullanılan bir ulti var. Gala'yı koruyorlar burada ama kulede hasar veriyor. Gala düşecek kuleye. Hiç vurmasa daha iyiydi belki Kaiwing'e. Yani Yuan haritanın yarısını ters noktaya doğru ilerledi hayatta kalabilmek için ama artık gidebileceği son istikametti bu. Şimdi Shao'nun ultisi döndü. Ve burada Shao'yu istiyorlar. İlk ulti şarjını defansif kullanıyor. Diğer tarafta yine bir zoom out takım savaşı izliyoruz. Kaiwing yakalanmış. Bey şimdiden yarı canından fazlasını kaybetti ve kaçırdı orada pasifini de. Yeteneği tutmayınca korkutamıyor Shao'yu da. Durdurulamayan bir Shao var. İki tane kuleden hasar yiyor orada. Ona düşüyor ama yani o kadar da olsun be. O kadar kusur kadı kızında da olur derler ya. Olur yani. Bu arada orta koridorda bir savaş. Paranoia kullanıldı. Görüşü bayağı bir kısıtlandı PSG'nin. Asibur yaşından birlikte yetişmeye çalışıyor. Kaiwing düşmek üzere. Kaiwing düştü. Canlar azaldı yalnız Gala ve Ming üzerindeki. FF de atamıyorsun ya. Aral izlerken yoruldu ya. Bu arada Shao Yuhan'ı ormanda eliyle koymuş gibi buldu. Yani imkanı yok. Biz ne güzel Garen aldık, bir renk kattık en azından maça. Onlar o da yok PSG'de. Onlar da Akali ile katmaya çalıştılar, katamadılar. Öyle bir Akali renk katar mı? Akali renk katan bir şampiyon değil ki. Yüksek atlamacılar falan her seferinde yükseltir çıtayı. Daha yüksek atlayabilir miyim diye. Baksana abi Shao alamete yardım ederken yandan seken yeteneklerle şey alıyor, yampiri alıyor. Ama burada savaş başlangıcı Kalisto ultisiyle olması lazım. Orada bir üstü dönüş var Azi'den. Vayi şöyle bir rakibin üzerine gitti. Çok fazla hasar bırakamıyor.
İki tane kontrol totemi geldi oraya. Kırıldı ikisi de hemen. Şimdi Shao yan taraftan Bayarton öpücük. Ya. Kai Wing onu kurtarmayacak Demir Soler'in broşu. Bey'den tutan bir ulti var ama yani takip etmesi pek mümkün olacak mı acaba? Arada yok olan bir Yuhan devamında Bey. Ve ultiyle birlikte paranoyla Unify'nin üzerine gitti ve yiyamazsa şöyle çıkmak zorunda. İşte şimdi alamet kullanılabilir ve gerçekten 20'den önce bitebilir bu oyun. Ya tabii çok hızlı doğacağı için rakip bir tur daha savaşma şansı olacaktı PSG Talon'un ama. Ya Kaivin gelecek ama ultisi yok onun da. Ama o kadar hızlı ölüyorlar ki aynı zamanda az önceki savaş kılını kıpırdatamadı resmen PSG. Hızlı doğmaları çok bir şey ifade etmeyebilir gibi duruyor. Ya ilk Nexus Kulesi düştü. Maçı bitirmeye gidiyorlar. Azize arka tarafta hala bekliyor ama ultisi yok onun da. İkinci Nexus Kulesi düşmek üzere ama burada geri çıkma kararı geldi RNG'den. Şimdi Kaivin'den bir savaş başlangıcı. Kaivin düzeltiyorum. Mink. Sıçrayla geri çıkıyor oradan. 16.49 muydu neydi? Eren ezbere biliyordur. T1 karşılaşmalarından o tarz şeyleri kaçmaz onlar. Evet. Bu arada yeni minyon dalgasıyla birlikte bir kez daha hücum planı bir var. Bir reset alın ya. Yalnız Shao ayartan öpücük tuttu Asiye. Ve aldatan kilo iki kişiye birden hasar veriyor ama Shao düşüyor burada. Sıçrasını kullanamadı. Ve ikinci skorda buluyorlar. Hatta üçüncüsü de Gala oluyor burada. RNG sıkılmış diye yorumladım. Hiç onlarlık bir hareket değil bu. RNG'den ziyade Shao bence. Halbuki reset alıp gelseler herkesin bir sürü eşyası vardı. Bu arada ultisi olmadığını da biliyorlar Yuan'ın. Parano ile birlikte çok rahat bir skor. O neydi? Ne yapıyorsun Bin? Bu arada tekrar izlemiyoruz herhalde. Çünkü benzer noktada bir takım savaşı. İki skor birden bulmuş Gala ama Gala'yı düşürdü. Bu noktada PSG tarafı. Yuan bu arada kralın hükmü devreye girecek bir türlü tıklayamadı. Yuhan. Tıklayamadı pasife Yuhan. Yuhan. Yani çok ilginç bir an. Ben katılıyorum Aral'a burada. Yazık çocuğa. Yani sıkılmasın adam. Öbür turda lazım olacak o onlara. Küsmesin oyuna. Peki tamam. Evet ve Baron başlıyor. RNG Baron'a rakibini çekip muhtemelen birkaç skor almayı deneyecek. Ayarton Öpücük kaçtı. Ya bu arada bu turnuvada Ayarton Öpücükler ne kadar çok kaçıyor evet. Her oyuncu için. Yalnız Vayne'in canı bayağı baz aldı. Burada bir %50-%50 istenecek mi acaba? Kontrol totemi de var. Paranoya kullanıldı. Şimdi içeri girdi orada. Çarp savaşı göreceğiz ama 27 candan Gala. Gala Baron oluyor. Yuhan düştü karşında. Bin'i kaybetti RNG. Bin bu takım savaşında oynayamayacak. Shao resetleri de aldı. Devam edecek. Daha iki tane kullanabileceği ulti şarjı var. Şimdi bu ulti Ayarton Öpücük göreceğiz. Ultiyi kullandı. Ayarton Öpücük yine Allah kaçtı. Allah. Ama çok da önemli değil. Zaten maçı bitirmeye gidiyor RNG tarafı. Bey'den harika bir sıçra. Surları geçti orada. Bey'in yolunu kapatıyor. Diğer tarafta RNG da gelen minyonlarla. RNG bu maç bayağı eğlendi. Evet. 12.000 altın farkıyla RNG 22 dakikanın sonucunda maçı kapatıyor ama yani... Victor çıktı. Evet. Yoksa bitmiyor mu? Evet, evet. Bir daha savaş mı? Fırsatı daha oldu yine Victor çıktığı için. Vallahi geri çıkıyorlar. PSG bir savunma daha deneyecek ama bu sefer Baron da varken çok zor. Yuhan'ın yeri saptandı burada. Ve iyi paranoyayı kullanabilir her an. Çünkü Nexus kuleleri de yok. Yani kule altında da savaşma ihtimali yok gibi. Şimdi paranoyayı da kullanıldı. Arkalara gitmek isteyen bir Azir var ama ve paranoyayla beraber Unify'da düşürüyor. Yan tarafta Azir de düştü. Ve Bey her ne kadar rakipten oyalasa da kitle kontrolle Shao'dan kaçmasının imkanı yok. Ve 22 olmadı 23'te bu karşılaşmayı bitiriyor RNG. Yani bu kadar... Maçın uzamasına rağmen 23'te bitmesi de çok manidar. Çok ama yani o kadar hızlı koptu ki. Ya dakika 15'te 12.000 altın farkı vardı. Ben acaba dakika ile eşitleyip 20'de 20 yaparlar mı falan dedim ya maçın içinde.